Bilimler bir tarih yanıtlarıyla beraberiz. 25. soruya bakıyoruz. Bu bilimlerden hangisi daha çok tarih öncesi dönemde yardımcı olmuştur diyor tarihi. Tarih öncesi dediğine göre bize ne demek istiyor? Yazının keşfinden önceki dönem. Yani yazı öncesi dönemde kullanılmış olsun diyor. Arkadaşlar soruya baktığımızda epigrafi kitabe bilimidir, yazı olmazsa olmaz. Arkeoloji kazı bilimidir, numizmatik para bilimidir ve o da yazı sonrası ortaya çıkmıştır. O yüzden yanıtımız B şıkkı olmalı. İlk çağda Anadolu ile Mezopotamya arasında sıkı bir ticari ilişki bulunmaktaydı. Bunun sebepleri neler olabilir diyor. Tabii ki birbirine çok yakın Mezopotamya biliyorsunuz. Bugünkü Suriye toprakları olarak düşünebilirsiniz. İki bölge arasında ulaşım kolay. Evet, çünkü kara bağlantısı var. İki bölgenin üretiminin birbirinin ihtiyacını karşılayacak seviyede olması tabii ki bu da etkilidir. Zaten diğer türlü bir ticaret olmazdı. Yanıtımız o yüzden E şıkkı olmalı. Köktürklerin kendi alfabeleriyle yazdığı Orhun kitabelerine kadar Türklere ait yazılı belgeye rastlanmamıştır diyor. Hangisine ulaşılamaz? Köktürklerden önceki Türk tarihiyle ilgili bilgiler yabancı kaynaklardan anlaşılmaktadır. Yabancı kaynaklara dayanarak söyleyebiliyoruz. Doğru arkadaşlar, özellikle Çin kaynaklarında bizden fazlaca bahsediliyor. Türkler yazıya geçmiş bir toplumdur. Evet, geç geçtik. Diğerlerinde varken bizde yok. Kağıt kullanım Türkler arasında yaygındır. Tam tersi, yazı olmadığı için kağıt kullanımı da oldukça kısıtlıydı ve geç başlanmıştı. Müslümanlar ile Mekkeliler arasında yapılan Bedir Savaşı'nda esir alınan Mekkelilerin bir bölümü Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmış. Bu da neyi gösteriyor diyor. Müslümanlar okuma yazmaya demek ki önem vermişler. 17. yüzyılda Celali isyanlarının çok çıktığını biliyoruz. Celali isyan deyince halk ayaklanması, özellikle taşrada köylerde çıkan ayaklanmalar aklımıza gelmeliydi. Burada liderlerinin bazıları öldürülmüş, bazıları da yüksek rütbeler verilerek devlete olan bağlılıkları artırılmaya çalışmıştır. Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir diye sormuş bize. Benzer ayaklanmaların çıkmasına sebep olabilir mi? Evet, çünkü sen ayaklanıyorsun ve sana yüksek rütbeler veriyor. Bu da bazen isyanı arttırabilmiştir. İkinci olarak bazı liderleri öldürdüğünde de arkadaşlar şiddet ve baskı yoluyla yapılan her şey daha sonra daha büyük şekilde yeniden çıkar sosyolojik olarak. O yüzden yanıtımız B şıkkı. Osmanlı'nın 19. ve 20. yüzyılda Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi fikir akımlarının ortaya çıkmasında öncelikle aşağıdaki alanlardan hangisindeki gelişmelerin rol oynadığı söylenebilir diye sormuş bize. Arkadaşlar tabii ki siyasi fikirler değil mi bunlar? Evet, siyasi fikirler. O halde tabii ki önce siyasi diyeceğiz. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkilemiştir? Anayasal yönetime geçmesi demokrasi adına olumludur. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması uzun yıllardır Yeniçeri Ocağı bizi zorladığı için güzel bir şey. Demiryolu yapımıyla ticaret gelişiyor. Avrupa hukukundan faydalanarak yine daha demokratik bir yönetime geçiyoruz ama devletler arası ham madde ve pazar rekabetinde biliyorsunuz biz geride kalıyoruz ve Avrupa'nın pazarı ve ham madde kaynağı haline geliyoruz. İtilaf Devletleri Lozan'da toplanacak olan barış konferansına TBMM hükümeti ile Osmanlı hükümetini birlikte çağırmıştır. İkisini beraber çağırarak acaba neyi amaçlamış olabilir diyor arkadaşlar. İkilik çıkartmak. Eğer bu bir soruda iki farklı fikre sahip grubu aynı anda çağırıyorsa burada kesinlikle bir görüş ayrılığından faydalanma amacı görüyoruz. Türkçe'yi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarma. Yazılı dille ile konuşma dili arasındaki farkı ortadan kaldırma, okur yazarlığı yaygınlaştırma diyor. Türk Dil Kurumu'nun esas çalışmaları arasında hangileri vardı diyor. Dikkat edeceğiz. Burada yabancı dillerden arındırma olmalıydı yanıt. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılığı ortadan kaldırmadan kastettiği Osmanlıca kullanılıyordu önceden. Halk ise Türkçe konuşuyordu. Bu farklılığa yol açıyordu. Yani burada aslında bize anlattığı şey harf inkılaptır, değil mi? Latin harflerinin gelmesidir. Okur yazarlığı yaygınlaştırmak için de millet mekteplerinin açıldığını görüyoruz. Hem yeni harfleri öğretmek hem de okur yazarlığı arttırmak için. Yeni Türk Devleti'nde uluslararası ölçü birimleri kabul edilmiş ve herkes için zorunlu ve parasız bir eğitim sistemine geçilmiş. Hangileriyle ilişkili olduğu söylenebilir diye sormuş bize.
Arkadaşlar, cumhuriyetçilik yönetimle alakalı, eşitlik, demokrasi vurgularıyla alakalıdır ama yukarıda bununla ilgili bir şey yok. Halkçılık tabii ki şurada zorunlu eğitim, parasız eğitim demiş. Sosyal devlet anlayışına atıf var. İnkılapçılıksa ölçü birimlerinin değiştirilmesiyle alakalıdır. O yüzden yanıtımız E şıkkı olmalıydı. Teşekkürler.